Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. Konu olarak kainat insan. Konu bu. Bunu çalışıyorum, daha bitmedi. Bayağı kainat insan olduğu için tabii çok kapsamlı, büyük bir proje. Almanya'da işte devam ediyor çalışması. Çok sunum yaptım ama teknik sunum. Şimdi böyle bir sunumu ilk defa yapıyorum. Elim ayağım bulaşabilir, kusura bakmayın. Çok büyük ve karmaşık bir konu olduğu için inşallah bulaştırmadan sonuna kadar varmayı Allah nasip eder. Ricam, sorularınız varsa sonunda şey yapmanız. Çünkü ben dağıtırsam daha toparlayamam. Hasan abi gibi veya Gafur abi gibi öyle şeyim yok yani. Hakimiyetim yok fazla. Şimdi mukaddeme olarak inşallah şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Almanya'da büyük bir şirket danışmanlığı yapan, dünya çapında büyük şirketlere danışmanlık yapan birisinin, bir abimizin tanıştığımda şöyle bir nasihatte bulundu bana. Tam o ara yeni bir işe girecektim. Dedi ki, şirkete girdiğin zaman dedi, ilk 3 ayda dedi, dikkatini çeken şeyleri not al dedi. Yani mesela adamlar getiriyor kasayı, buraya koyuyor. Bakıyorsun ki çok mantıksız yapılan bir iş. Yani başka türlü de yapılabilir. Mantıksızdan ziyade daha başka türlü de yapılabilir. İlk 3 ayda bu tarz gördüğün şeyleri dedi kaydet. Çünkü dedi 3 ay sonra sana da normal gelecek dedi. Yani sen de oraya koyacaksın, diyeceksin tam bu hep böyleydi. Yani kasayı buraya koyuyor, demek buraya koyuyor. Yani daha ondan sonra 3 ay sonra insan bunu kabulleniyor. Ve bunu artık kendine daha farklı açıdan bakmayı çok zorlaştırıyor. Hasan abinin de son zamanda vurgu yaptığı işte üstümüzdeki gömlekler. Hani bize bir sürü gömlekler giydirilmiş. Bu gömlekleri üstümüzden çıkartmak, farklı açılardan bakabilmek. Allah razı olsun Hasan abi, bu noktada Schweinfurt'ta ilk dersimizde tanışana kadar dedim aha tamam, benim aradığım buydu. Yine onun bir adaşı vardı, Hasan Çiğ. Dedim ya, bu abi gelirse mutlaka bana haber et, ben katılacağım derse. Benim de bu dersteki maksadım ve gayem belki farklı bir size, yani burada yeni belki sunacağım, takdim edeceğim konular bugün de kısmen konuşulan konular sizin için, bu dairedeki çok değerli abilerim için yeni şeyler değil. Fakat belki farklı bir bakıştan, değerlendirme açısından bir katkı olur. Hedefim o yani. Burada hedefim o. Farklı bir bakış açısı kazandırabilmek belki. Şimdi bu kainat insan derken nereden burada yola çıktım? Yani ilk iz takibi olarak nereden başladım? Emirdağ 2 sayfa 69'da. Okuyorum oradan. Evet, herkesin bu alemde birer alemi var. Birer kainatı var. Adeta zişuurlar adedince birbiri içinde hadsiz kainatlar, alemler var. Herkesin hususi alemi ve kainatın ve dünyasının direği kendi hayatıdır. Şimdi buradan yola çıkarak bu izi takip ettim. Ben yani o toplama şeklinde yapmadım bunu. Bu izi takip ettim. Bu izden önüme, karşıma çıkanları, tefekkürlerimi, şunu da belirteyim. Yani bunlar benim şahsi tefekkürlerim. Yani herhangi bir şey ispat veya şeklinde değil. Dediğim gibi birçoğunu belki de siz de bende de bu da böyle diyeceksiniz veya kabul etmeye de bilirsiniz. Tabii bu benim şahsi tefekkürlerim daha çok. Ama merkezde bu, Risale-i Nur'daki burası vardı. Yani demek ki benim bir alemim var. Yani sadece bu değilim. Kainatı kapsayan, çünkü buradan ben onu anladım. Kainatı kapsayan bir alemim var benim. Yani ben buradan oraya bir kapıyım. Buradan yola çıkarak düşündüm ki لَقَدْ خَلَقْنَا Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bu ayet-i kerimede, insanı en güzel bir surette yarattık. Yani en güzel bir surette yarattık. Arada ben Necmi abinin derslerinde, Allah kendisine sağlık sağlık afiyet versin, dinliyorum. O hep şey yapıyor. Yani işte burun nerede olurdu? Şurada mı olurdu? Burada mı olurdu? Nasıl daha iyi? Sen nereye koyardın şeklinde. Hep bunu en mükemmel şekilde yaratıldığını, derslerinde hep bunu sunuyor. İnsanın en mükemmel şekilde, yani bu şekliyle en mükemmel şekilde olduğunu. Peki bu bende şöyle bir soru meydana çıkardı. Allah-u Teala İsteseydi, yani o kadar ilmi, kudreti sonsuz, nihayetsiz, isteseydi bize iki burun yapamaz mıydı mesela burada? Yapabilirdi. Yani o ilmi var onda. Buraya iki burun yapardı. Teknolojik olarak bunu öyle uyarlardı ki iki burunla nefes alırdık. Yani isteseydi bunu yapabilirdi. O zaman düşündüm ki diğer bir ayeti celilede Bismillahirrahmanirrahim İqra kitabek
Dedim ya bu sadece ahirete bakıyor olamaz yani. Bu dünyada geldiğine göre bu dünyaya da bakan bir yönü var. Peki bu kitap benim kitabım nedir benim alemimde? Benim kitabım. Dedim ki tamam bu benim kitap. Çünkü bütün alem burada dürüldüğüne göre bütün her şey burada mevcut olması lazım. Bu sefer başladım sorgulamaya. Ya niye benim iki elim var? Niye iki gözüm var? İki kulağım var? Bazı organlarımı tek yaratmış. Burnum tek, ağzım tek. Tek olan başka yerlerim var. Ama bir denge de yaratmış. Böyle kolum önde. Yani isteseydi bunlar hani biz hep sınırlanmışız. Tamam en güzel şekilde yaratılmış. Amin. Ama neye göre? Yani bunlar da bize ne anlatmak istiyor? Yani bu kitabı okuduğumuzda nereye varacağız? Yani benim buradaki ulaşmaya çalıştığım nokta o. Yani bu kitaptan bize neyi anlatmaya çalışıyor? Tamam en güzel şekilde yaratılmışız. Ama bu kitabı okuduğumuzda kainatta nereye varacağız? Niye böyle yapmış ellerini buraya koymuş? Aşağıda da olabilirdi, ona göre yapılabilirdi yani. Teknolojik bu, Allah'ın ilmi nihayetsiz. İstediği gibi yapabilir. Ama biz işte tamam eller böyle en güzel şekilde buraya yerleştirmiş, bunu kabullenmişiz gibi. Çok az insan belki bunu düşünüyor ki neden bir tane burnum var? İki delik koymuş yani. Bir burun koymuş ama iki delik koymuş. Bir ağız koymuş, iki ağız da yapabilirdi. Kulak niye iki tane var? Niye kulaklarım burada değil? Yani bunun manası ne? Manasında niye diye soruyorum yani. Manası ne? Bana anlatmak istediği ne? Bu şekilde tefekkür ettim. Ve buradan insanın bu buradaki suretiyle aslında kainat insanının tüm teferruatlarını burada barındırdığını düşünüyorum. Yani projem daha devam ediyor. Bir kısmını şimdi inşallah gireceğiz. Ve İbrahim kardeşim sağ olsun Allah razı olsun yardımcı edecek bana. Birisi üzerinden gösterirse aleminizi daha iyi eder diye. O yüzden İbrahim kardeşim gelirsen anlatırım inşallah. Şimdi insanı Hasan abinin sürekli söylediği buradaki cisim itibariyle. Şimdi ben kendi üzerimde de anlatabilirim ama bir sonraki adımda anlayacaksınız neden birisini seçtim. O yüzden İbrahim kardeşime yoğunlaşırsanız hayaliniz az önce biraz sonra söyleyeceğim şeylerdeki hayaliniz daha kolay olur. Üç örnekle şimdi buradaki bu beden dediğimizi biraz yakınlaştırmaya çalışacağım. Birinci örneğimiz Hasan abimizin sürekli verdiği. Yani bu bir de burada bir kimlik muayenleşmesi için. Yani koca kainatı öyle bir şekilde dürmüş ki burada 1.75 işte 80 kilo neyse bir ufak bir hacimde dürmüş buraya. Yani bir kimlik belirleniş olarak birinci bakış açısı o. İkinci bakış açısı yazılım olarak düşünürsek bilgisayarla bizim iletişimimiz interface yani kesişim noktası ekrandır. Ekranla bilgisayar ekrana götürür. Biz ekrandan değerlendiririz ve verileri tekrar gireriz. Yani bilgisayar ortamıyla bizim kesişim noktamız ekrandır. Yani bu vücut da bir ekran gibi. Yani buradan içeri girdiğimiz zaman aslında üç boyutlu bir kainata, oradaki ilk cümlemize göre, işte Emirdağ'daki okuduğum yere göre bir kainata giriyoruz aslında buradan. Yani burada bilgisayarın ekranından, bilgisayarın içindeki koca kainata girdiğimiz gibi işte bilgisayarda ne var? Mouse var, tuş var, burada da işte elimiz var, gözümüz var. Kulaklarımız var. Bunlar bizim kesişim noktaları bu şeyle. Alem-i şehadette kesişim noktaları. Ve buradaki bu cismimiz bir aleme giriş aslında. Biz burada zannediyoruz da. Buradan aslında bir aleme giriyoruz. Nasıl bilgisayarla, ekranla bir yere girdiğimiz gibi aslında buradaki bedenle de bir aleme giriş yapıyoruz. Ve alemden çıkış yapıyoruz. Yani bizim bu alemde kesişim bu beden üzerinde oluyor. Üçüncü örnek. Galaksi bazlı vereceğim. Kara delikler. İnsan öyle bir fıtratta ki orada, zaten orada da aynı şey üstadımız söylemiş. Bütün kainatı içine alabilecek şekilde bir fıtrat var. Yani kara delik gibi her şeyi içine çekiyor. Baktığı yeri komple alemin içine alabiliyor. Göz yoluyla. Yani burada aslında ona da bir şeylik var. Gözde de çok ilginç. Yani ilk çıktığımız, yola çıktığımız noktada kitabek dediğimiz gözde de çok farklı manalar var. Neden şekli bir yuvarlak, içinde bir yuvarlak daha var. Buradan geçiş yaparaktan aynı bir kara delik gibi çok farklı bir iç aleme giriş yapıyoruz. Yani burada bu beden aslında bir iki alem arasında yani alemi gayb ve alemi şehadet arasında bir kesişim noktası ve bunu kullanıyoruz. Şimdi İbrahim kardeşim şöyle yan durur musun şurada? Tamam. Şimdi siz önden bakınca mesela diyelim ki bunu tek kişi olarak algılarsanız ben burada dursam siz kimi görüyorsunuz şimdi? Sadece İbrahim'i önde görüyorsunuz değil mi? İbrahim sadece görüyor. Yani dışarıdan biz baktığımızda bana biri baktığı zaman Adem olarak beni veya İbrahim olarak bu şahsi görüyor. Ben şimdi Hasan abi sürekli diyordu ki bilmediğini bilmek, bilmediğini bilmek. Ben düşünüyordum ki yani ne zaman anlayacağım ki bilmediğimi bildim diye. Ne zaman anlayacağım? Şunu anladım ki şöyle dönünce bir baktım hiçbir şey bilmiyormuşum.
Şöyle bir döndüm. Bir baktım içeri. Dışarıda zannettiğimiz şeyler hiçbir şey değil. İçerisi çok başka. Şimdi oradan bakınca görünmüyor tabii. Şimdi ben şimdi geçiyorum. Sen öyle bir zahmet bir duruver. Şimdi buraya geçtim arkasına. Bu sefer ne oldu? Ben ve ben oldu. Şimdi içeride ne var? Orayı biraz tanımlayayım size. Tanımlayabildiğim kadarıyla. Şimdi mesela ben bir şey yapmak istiyorum. Elimi kaldırmak istiyorum. Şimdi ben söyleyeceğim, sen yapar mısın? Tamam. Başımı kaşıyacağım. Şimdi ne oldu? Benim içerideki bu isteğim ilmeğe gitti, ilmezeliğe gitti. Oradan buraya yazıldı. Yani içeride olan bu şekilde ben tasavvur. Dediğim gibi bunlar benim şeylerim. Kabul etmek zorunda değilsiniz. Veya yani kabul etme öyle bir şey mi yok? Benim tefekkürlerim, katılmayabilirsiniz. Oradan yazılıyor ilmel yakın. Yani içeride aslında ben hiçbir şey yapmadım ki orada. Ben sadece burada tercih ettim. Şimdi benim ondan bağlantılarım nelerdir? Ben şöyle hayal ettim. Burada monitörler var içeride. Çünkü farklı görüntüler görüyorum. Bir monitör buradaki gözlere bağlı. Yani o gözlerden baktığımı görüyorum. İçeride bir monitör daha var. Tahayyüle bakıyor mesela. Hayal sistemine bakıyor. Bir monitör var. Serbest bölgeye bak. Buna nereden vardım? Camiye gidiyorum. Namaz kılıyorum. Tam mesela camiye gitmeden önce iyi bir araba bakmışım. Çok da güzel böyle beğendim falan. Camiye gittim. Namazı kıldık. Bitirdik. 8 rekat. Neyse kaç rekat. Çıktık. Arkadaş dedi ki ya halıların rengi neydi ya falan. Halı var mıydı camide ya? Ben o ara şeylere bakıyorum. Arabanın jantlarına bakıyorum. Gözlerim oraya bakıyor ama o zaman düşündüm ki bu göz burada ekran var. İçeride oynuyor yani. Sonuçta ben oraya baktım. Ama bu ekrana bakmadım. Ben nerede? Tahayyüldeki. Oradan arabadan getirdiğim şeyleri ona bakıyordum. Orada çünkü tam detaylı görebiliyorum. Jantları buydu işte. Şeysi buydu. Demek ki bu ekrana bakmadım ben yani içeride. Bu ekrana bakmış olsaydım caminin halısını görecektim yani. Onu görmediğime göre gözden gelen o birinci ekranda gözden gelen ekrana bakmadım. Demek ki başka bir ekrana bakıyordum içeride. İçerideki baktığım ekran beni yani orada işte çok farklı sistemler olduğunu yani işte tahayyül sistemi benim şu ana kadar tespit edebildiğim bir tahayyül bir de serbest bölge. Bir de buradan benim arkaya olan bağlantılar o bir sonraki adımda şey olacak. Burada şimdi kesişimde şöyle de oluyor yani sisteme beden olarak dışarıdan etkileri de var. Mesela bunu ben nerede hani sizin bir de nasıl işiniz yarayacak benim bunu çok kullandım. Mesela dışarıdan geliyor göremediğimiz gözle mesela namazdayken. Şurayı kıdıklıyor şöyle, kıdıklanıyor. Acayip şekilde bir de sakal var ya, kıdıklanıyor. Ben de burada duruyorum şimdi namazda. Diyorum ki, benim kaşınmıyor ki, onun kaşınıyor. Sen düşün diyorum bana böyle. Duruyorum böyle, bakıyorum, bir zaman sonra gidiyor. Yani kendinizi, her zaman bunu başaramıyorum tabii, bu zor. Bunu en iyi nerede görebilirsiniz? Esnerken, tam esneme gelirken kendinizi içeri atabilirseniz. Eğer esneme gelmeden geri giderse içeri geçebildiniz. Ama esneme gelir de esnerseniz geçemediniz. Tam buraya geçiyorum. Diyorum ki esneme, yapma, etme. Komut veriyorum ona. Bu sefer yapmayınca içeri geçmiş oluyorum. Yani içeriden onu yönetmiş oluyorum. Şimdi dışarıdan bakınca siz soruyorsunuz işte. Buna diyorsunuz ki sen kimsin? İçeriden ben de bakıyorum. Bu hiç diyorum. Birinci hiç öyle olmuş oluyor benim anladığım. Yani bu hiç oldu. İlk önce ben ve ben oldu. İçeri döndüm. Ben ve ben oldu. Sonra ben burayı kabul edince, burada yaşadıkça oradaki hiç oluyor. Hiç olup gidiyor. Yani birinci derecedeki hiç o. Bir de şu var, bu taraftan gelen şeyler de var tabii ki. Benim oraya döndürdüm. Mesela bir taraftan geliyor böyle bakıyor. İşte namazı kılman lazım. Diyorum yok ya ben şimdi canım istemiyor. İşte kahve içeceğim. Ne oluyor? Reddediyor. Kader konusunda da bu şekilde yani. Bir yerden geliyor. Onaylıyorum tamam diyorum ben namaz kılacağım. Hemen ilme gidiyor. İlimden buraya geliyor yazılıyor. Başlıyor işte namaz kılma hareketleri falan. O şekilde. Neyi? Aslında ben burada bizim şu anda gördüğümüz ve ben diye tasavvur ettiğimiz hiçbir şey yapmıyoruz yani arkada. Tabii ne kadar geçebilirsek bu noktada arkaya. Bunu yapmak zor. Yapanınız var mutlaka da her zaman da olmuyor yani. Şimdi burada diş etkenleri olarak da yani sistem o taraftan bu tarafa da çalışıyor. Görünmeyen şekliyle yani az önce örnek verdiğim gibi. Şeytanın burada içeride çok komplike yani herkes biraz kendisi keşfetmesi lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü burada çok farklı faktörler var. İşte Hasan abimizin Allah razı olsun çok güzel açıkladığı meleklerin atması var, cinlerin atması var. İşte o farklı ekranlara gelen görüntüler var. Hangisini izliyoruz yani hangisine konsantre oluyoruz. Bir de şuna da inanıyorum ben. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri mesela ne yaptı? Bu gözden baktığımız yeri de değiştirebiliyoruz. Nasıl? Bütün içerideki ekranları tek görüntüye getirirsek ne yaptı? Kabe'ye getirdi. Bütün ekranları tek Kabe yaptı. O zaman buradaki şua geliyor buradan şu maddeyi yani perdeyi değiştiriyor.
Burayı Kabe, direkt Kabe'yi görebiliyor yani açabiliyor önüne. Ama bütüne gelmek lazım işte yani içerideki bütün ekranları bütüne tek o görüntüye yoğunlaşıp buradan o şua üzerine yani göz acayip bir şey burada olduğunu düşünüyorum. Şeyi de değiştiriyor. Nazarda var ya onun gibi aktarımı. Şeyi de değiştirebiliyoruz istersek. Yapabiliyoruz yani bunu. Yapabileceğimizi Havanın düşünüyorum. arkasından şimdi. Aynen. Ha, yok yok maddeyi de değiştirebilir. Yani Kabe'yi direkt karşısında gördü ya. Hava sayfasında değil maddeyi de bile değişti. Yani açabileceğini düşünüyorum ben yani. Ben de görebiliyor muyum onu? Şey mi demek istedin? Nazar ile niyet, mahiyete işaret tayir eder. Değiştirir diye evet. İçeride bütüne geldiğimiz zaman oraya istersek Kabe görüntüsünü şurada görebiliriz yani. Yapmış yani bunu mesela Hazreti Ömer de onlar geçmiş makamları çok farklı ama o savaş sahnesini ötede görmüş. Belki o daha farklı bir şey de olabilir ama ben daha çok Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin işte Cuma namazı kıldırdı bilinen meşhur var ya. Üç kere tekbir getiriyor da soruyorlar ki neden böyle yaptınız? O da buyuruyor ki işte diyor birinci de göremedim, ikinci de göremedim, üçüncü de gördüm Kabe. Yani Kabe gördüğünü söylüyor. Yani havada da olabilir bu belki. Hava aleminde senin söylediğin gibi. Çünkü hava sayfası için alemin misali pencere deniyor abi. Hava hüvelik desin. O yüzden orada alemin misali penceresinde hani alemin misali de hani alem-i şehadet ve gayb ortasında bir şey yani. Yani oradan oraya yansıyanı görmüş olabilir yani. O da olabilir. Ben şeyi de değiştirebileceğine inanıyorum yani. Görüntü baktığı yeri de değiştirebileceğine ben şahsen inanıyorum yani. Onun da mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim ben? Buyurun. Şimdi Hasan abi siz diyordunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ağacı çağırdı bu irade toprağa attı kudret. Öyle mi abi? Şu anda arkaya geçmesi bildiğini bildiği anlamına geliyor da bu irade mi oluyor acaba? Yani şu hal irade oluyorsa eğer orayı değiştirir. Bir takdim etsin, bir şey yapsın. Şimdi burada dediğim gibi içeride onu herkes kendisi keşfetmesi gerekiyor. Yani arkadan gelenler var. İşte kader cihetiyle bize verilen onaylıyoruz veya reddediyoruz. Buradan ondan sonra ilme gidiyor. İlme burada yazılıyor. Oradan gelen, dışarıdan gelen etkilerimiz var. Sinir sistemi yoluyla aldığımız, dışarıdan alıp burada neyle bağlıyız? Yani burada birbirimize nasıl bağlıyız? Peki mesela bunun diyelim ki İbrahim kardeşim burasını biri vurduğu zaman ben bunu aslında ruh olarak hissetmemem lazım. Peki nasıl hissediyorum? Elektrikle sizin sinir sistemiyle ben ona bir şekilde bağlıyım yani. Bağlanmışım o sinirler üzerinden. Ruh da elektriksel öyle bir enerji olduğu için sinir sistemi üzerinden ben bedene bağlıyım. Aslında ben beden değilim. Yani bunu deneyebilirsiniz. Esnerken dediğim gibi en rahat denenebilir. Arkaya geçip de ben esnemiyorum diye kendinizi tutabilirseniz ona emir verebilirsiniz ki esnemeyeceksin. Benim ihtiyacım değil bu sen esnemeyeceksin yani. O zaman nerede de çok geliyor. Mesela namazda tam tehiyatta oturduk. Telefon geldi. Bir kuvvet geliyor ki çabuk oku çabuk oku çabuk. Bakacaksın kim kaçıracaksın. O zaman diyorsun ki ha dur sana ne ya? Benim söyle. Çünkü şu var. Benim tercih ettiğim burada yazılıyor yani. O yüzden ben sorumluyum. Yani benim tercih ettiğim. O zaman diyorum ki dur kardeş senin tercihin önemli değil. Sen istediğin kadar bastır. Ben neyi tercih ediyorsam ilme gidip Allah Celle Celaluhu onu yazacak burada. O zaman onun kuvveti azalıyor ve gidiyor. Yani daha tesir edemiyor. Çünkü diyorum ki sen bir sus. Seni karşı yapma. Seni ilgilendirmez. Sonuçta ben sorumlu olacağım. Şimdi namazı acil ettirsem bitirsem yarın hesap gününde bana sorulacak. Senin şey hakkın yok. Tercih hakkı bende. Sorumluluk da bende. O zaman onu o şekilde diskalifiye edebiliyorum. Yani ben kendim öyle kullanıyorum. Bilmiyorum siz de kullanabilir misiniz veya nasıl bir durumdur. Onu da bilmiyorum ya. O zaman şimdi ben şey yapayım seni. Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Ben bir arkaya biraz daha şey yapmaya çalışayım. Burada bu şeyi okudun mu ya? Birinci sözde ha tamam buraya da okuyayım. Burası da önemliydi. Birinci söz 14. Leman'ın ikinci makamının beşinci sırrı diye. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu bir hadis-i şerif bu. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu insanı Rahman suretinde yarattı. Aslında bunu te başta söyleyecektim. Şey oldu yani bu tefekkürümde de şey oldu. Bunu şeyle birleştirdiğiniz zaman لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel surette yarattık. Nedir bu suret? Rahman sureti. Nerede bulacağım bu sureti? اِقْرَقْ كِتَابَكَ Kendi kitabında. Burada bulacaksın yani. O şekilde aslında yürüdüm. Bunu şey yapmayı unuttum. Bu da önemli bir şeydi aslında burada. Şimdi burada kainat insana tanımına yani bu birinci ben ve ben oydu. Ben ve ben içerideki sen kimsin bir zaman sonra eğer diyebilirsek o hiç diyecek. Sadece ben diyeceğim. Şimdi ikinci bene geçeceğiz inşallah.
Şimdi üstadımız hüve nüktesi şeyde yani demiştim ya dersin başında amacım biraz şey farklı bir bakış açısı kazandırabilirsem niyetim amacım belki o. Burada hüve nüktesindeki açıklarken buyuruyor ki birçok meratip var yani 3 tane meratipten bahsediyor okuyorum. O meratiplerden ilmel yakin mertebesi çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Burada onu yazmadım ama bir yerde tam geçiyor. Buradaki bu açıklamasında sadece ilmel yakin cihetini açıkladığını üstadımız buyuruyor. Demin baktıydık da şimdi tam herhalde denk gelmedi. Ama aslında diyor bunun bu şeyin diyor hüve nüktesinin aynı zamanda iman hakikatlerinin ilmel yakin ve aynel yakin ve hakkel yakin derecelerinde yani 3 meratip aslında. Burada sadece birini açıkladım. 2 tane daha başka meratip var bundan başka şeklinde. Öyle ben anlıyorum yani. Burada sadece bir tanesi onu söylüyor. Bir tane ilmel yakin derecesi anlattım buyuruyor üstadımız. Bunun ama bir de aynel yakin ve hakkel yakin yani farklı 2 meratibi daha var şeklinde açıyor bunu. Açmıyor yani daha doğrusu açmamış. Burada kapalı bırakmış yani. Bunun bize açık. Biz açabiliriz bunu. Demek ki var böyle bir farklı mana meratiplendirebiliriz yani. Arkaya dönünce tekrar ne oldu? Ben ve ben oldu yani. En baştaki hiç oldu. Burada yine ben ve ben oldu ve kainat insan oldu. Kainat insan. Bu tabi çok zor bir tanımlama. Hele ki bugünkü bu kızışık şeyden sonra bayağı daha zor. Çünkü biraz o şeyi kesişiyor. Bu şey de çok, buradaki bedenimizde çok farklı sistemlerin işleyişinin hepsinin aslında göründüğünü ben düşünüyorum. Alemi gaybden şehadete geliş, Adem'den vücuda dönüştürülme hepsinin bir şekilde burada izlerin, hatta sırrın insanının da söylediğim gibi izinin ve bize işaretinin. Çünkü kitabımızda her şeyin yazılı olduğunu ben öyle tefekkür ediyorum, öyle düşünüyorum. İzleri var mutlaka bu kitapta, hepsi var. Şimdi kainat insan tanımını biraz zor onu şey yapmaya çalışacağım inşallah. Burada yine fiziksel bedenimize yani bunu işte çok normalleştirdik. Biraz bana öyle geliyor. Çok normalleştirdim ben. Sıradan geliyor bana işte elim var. 10 tane parmağım var. Kullanıyorum. Sağ el, sol el. İşte ayak böyle yürüyorum. Aslında böyle de yürüyebilirdim veya yan yanında yürüyebilirdim. Allah-u Teala sonsuz nihayetsiz şey yapabilirdi bana yani. Neden? Maksadı ne? Ne anlatmaya çalışıyor bana bu şekliyle? 3 tane, 2 tane merkez olduğunu tefekkür ettim. Birinci merkez bu göbek deliği. Yani iki işaret noktası. Birincisi göbek deliği. İkincisi şu boğazdaki şeyimiz var ya. Farklı kemik. Böyle bu iki merkezi düşündüğümüzde insan üç kısımdan oluşuyor. Birinci kısım göbek deliğinden aşağısına. İkinci kısım göbek deliğinden boğaz arasına. Üçüncü kısım boğazdan yukarısına bakıyor. Yani böyle düşündüm. Doğrusunu Allah bilir. İnsan üç kısım ayrı, üç kısımdan müteşekkil olarak düşünün. Kainat insanı şu anda şey yapıyorum yani. Kainat insan. Üstadımız orada dedi ya oradan yani tamamen oradan yürüyorum. Sen üçte misin şu anda? Üçteyim ha. Kainat insana geçtim şimdi. Yani buraya yine ene diyebilirsiniz, ruh diyebilirsiniz ortadakine. Şimdi kainat insana döndüm yani. Kainat insan. Ben tamamen oradan yürüyorum. İşte her bir insanın bir kainatı. Az önceki şeye belki şöyle eklemek o da güzel olur. Şimdi orada üstadımız buyurdu ya. Tekrar okuyayım orası. Baya güzel. Evet herkesin bir alem, bu alemde birer alemi var. Yani bizim o gözlerden ve işte bütün o kesişim noktalarından içeri aldığımızda aslında bir alem yapıyoruz. Biz içeride yaşıyoruz ya. Herkes içeride yaşıyor ya. Dışarıda kimse yaşamıyor. Ne yapıyorum? Ben içeri, sizin simalarınız hepsi benim alemimde var. İçeri doldurdum. Hatta öyle bir Allah-u Teala serbestiyet vermiş ki hayal gücünü de kullanabilir. Bunu bir film vardı. Film aslında örnek vermek istemiyorum ama bunu herhalde keşfetmişler. Adamlar rüyaya dalıyorlar. Şehirler yapıyorlar rüyalarda. İzleyen var mıydı belki onu ama. Rüyaya dalıyorlar. Rüyada şehirler inşa ediyorlar. Hayaller kuruyorlar. Hani bizim de öyle aslında. Bir alemimiz var yani. Orada istediğimiz serbestiyeti Allah-u Teala vermiş ve kara delik gibi her şeyi de içeri alabiliyoruz. Yani o da çok ilginç. Yani ne görürsek buradan onun suretini içeri alıyoruz ve içeride yapılandırıyoruz. Yani ben diyelim ki burada bakıyorum. Ben aslında burada içeride geziyorum yani. Bakıyorum sağa sola. Bir de sen böyle deyince ben biraz inanmıştım sanki üçüncü adıma geçtin diye ama. Şimdi ikiye döndüm gene. Yok ikiye döndüm. Deyince sanki şu anda servis bölgesinde hiçbir yerine geçmediğin gibi geliyor. Şu an ikiye döndüm gene dedim ya. Bunu da eklemek isterdim onu demin şey yaptım diye. Tekrar ikiye döndüm yani. Eklemeyi şey yaptım dedim yani. Unuttum aklıma hatırıma şimdi getirildi. Dedim onu da ekleyeyim o yüzden. İkincideyim yani şu anda gene. Ortada. Yani iç alemde o. Kainat insan farklı. Şu an buradayım yani. Buradaki işte benimle vücudumla bağlantılı olan. İçeride ne yapıyoruz?
alemimiz yani kainat kadar burada üstadımız buyuruyor. Diyor ki evet herkesin bu alemde birer alemi var, birer kainatı var buyuruyor üstadımız. Oradan zaten kainat insan tefekkürü geldi. Adeta zişurlar adedince birbiri içinde hadsiz kainatlar, alemler var. Herkesin hususi aleminin ve kainatın ve dünyasının direği kendi hayatıdır. Bu biraz şey de hani insanlar birbirimize söylediğimiz bir söz var ya, ölünce küçük kıyameti kopuyor ya. Şimdi ne oluyor? Aslında o filmde de o da var yani, ilginç bir şekilde adamlar bunu keşfetmiş herhalde. Diyelim ki ben içeri alıyorum. Benim alemim, hayatım burada her şey oluyor ya. Ben ölünce buradan hayatım sönünce ne oluyor? Bu hep yıkıldı gitti. Yani benim kıyamet de öyle kopacak yani. Burada hepsi yıkılacak. Benim kıyametim ne zaman kopuyor? Ben kendi hayatımla bağlantımı kesince, çünkü benim kainatımın hayatı bana bağlı. Burada vücut bulmama bağlı. Burada hayatta olmama bağlı. Bu hayatla benim bağlantım kesilince, kapanınca otomatikmen o şey, rüyada da öyle her şey dökülüyor, böyle sallanıyor falan. İşte filmde. Onda da öyle yapmışlar ilginç bir şekilde. Bütün benim kainatım çöküyor. Yani benim kıyametim kopuyor. Küçük kıyamet diyorlar yani. Ölünce küçük kıyamet, diğer büyük kıyamet. Benim oluşturduğum arabalar, bilmem şunlar, bunlar, ne varsa ne almışsam hayalimden, şundan, bundan. İçime ne doldurmuşsam, çöplüğü ne kadar geniş tutmuşsam veya işte manevi anlamda ne kadar güzel doldurmuşsam. O alem çöküyor, yok oluyor yani. Benim hayatımdan o alem var. Buradan işte herkesin hususi aleminin ve kainatının ve dünyasının direği kendi hayatıdır. Buradan ben o şekilde anladım. Yani bizim buradan içeri aldığımız, içeride yaşadığımız, aslında her birimizin, biz burada gözüksek de burada değiliz. İçeri aldığımız ve içeride yaşadığımız kainatımız da bizim hayatımızın son bulmasıyla o da son buluyor. Bunu da eklemek istedim. Bunu Allah hatırıma getirdi. Menfi şeylerde bu ikinci kısma geçiyor mu? Veya üçe? Menfi olanlar. Şimdi onun sonunda geleceğim inşallah. Onu da şey yapacağım. Vücut meme vücut konusunda biraz bugünü kesecek de. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kainat insanın tanımı. Deneyeceğim de bakayım biraz bayağı şey. Üç kısım olarak dediğim gibi tasavvur etmiştim. Birincisi göbek deliğinden aşağısı bir kısmı. Göbek, şimdi bunların şeyleri var biraz karşılıklı. Burayı düşünebilirsiniz. Çünkü kalp burada, arş burada. O yüzden burası bir kısım yani. Göbek deliğiyle boğaz, buradaki kemik arası. Bir de buradan yukarısı bir kısım. Kainat insan ayakları arzda ve yedi kat semavata basan, gövdesi ve kalbi yedi kat göklerde ve lahut aleminde olan, başı ise ademi mutlakta olandır. Kainat insan. Ben öyle, ademi mutlakta. Şimdi biraz açıklayacağım onu da, bana göre öyle. Ademi mutlakta olandır. Yani tekrar ediyorum. Kainat insan ayakları arzda ve yedi kat semada olan, göğüsü ve kalbi yedi kat göklerde ve lahut aleminde olan, başı da ademi mutlak dairesi veya aleminde olan. Bu şekilde tanımlıyorum kainat insanı. Yani kendi alemimde böyle tefekkür ettim. Böyle tasavvur ettim. Biraz şimdi senin söylediğin şeye tabii onu da şey yapmak istiyorum, değinmek istiyorum. Bu hüve nüktesi az önce dediğim yerde orayı okurken dikkatimi çekti. Daha önce yine bir şeyim olmuştu bununla ilgili. Nasıl açılıyor bu? Hüve nüktesinde Sikri Tasiki Gaybiye'deki yerde okurken orada kudret kaleminin ucları işliyor şeklinde. Yani ben daha öncesinde yine farklı bir tefekkürüm vardı. Hasan abiyle paylaşmıştım. Burada benim anladığım, bunu ayrı yazarsak, üç tane daire var. Yani iki kalem ucu var. İki tane kalem ucu var. Üç tane de daire var. Şu anda her yerde yazılan. Benim anladığım. İki kalem, çünkü kalemin ucularıyla diyor, buyuruyor üstadımız. Üç tane daire var. İki tane kalem ucu. Benim şu anda tespit edebildiğim. Daha öncesinde daha fazla diye düşünüyordum ama burayı okuyunca o zaman o şekilde olduğunu düşündüm. Şimdi birinci daire mevcut, yani alemi şehadet, alemi gayb. Bu da
yaldızlama. Orası yani bu vücut. Burada vücut. Biraz şimdi anladığım kadarıyla açmaya çalışayım. Alemi gayb zaten belli. Yani bütün melekut alemiyle ilgili olan görünmeyen yani bizim şu anda alemi şehadette gözümüzle göremediğimiz, müşahede edemediğimiz şeyler bir daire. Mevcut iman etmiş olup yani bu Müslümanlar bizim gibi ve hatta Hristiyan olup Allah'a, burada şart Allah'a inanması. Yani Allah'a inanıp Allah adına yaptığı fiillerde mesela kendine göre Allah rızası için bir iş yapabilir müşrik. Yani şirk koşulur ama o anda der ki ya bunu Allah için yapıyorum. O yaptığı dair onlar da buraya giriyor. O yüzden çünkü cehennemde vücut bulacaklar. Cehennemde vücut bulacaklar. Onlar mevcut dairesi. Yani normal inanın. Bir de mesela burada yaldızlananlar var yani. O da mesela üstad gibi. Vücut bulanlar. Büyük kainat insanında yaşayanlar yani. Bütün büyük kainat insanında yaşayanlar. Onlar yaldızlama ifadesi çok dikkatimi çekti çünkü. Yaldızlama nedir? Burada hep ters şey yapıyorum da. Mesela bir A harfi yazmışımdır. Yaldızlama benim şu anladığım. Bu mevcut olan bir harfi üstünü bir yaldızlı kalemden böyle şey yapıyorum. Süslüyorum. Ya kenarlarını ya üstünü. Yani mevcut olan bir şeyin üstüne yazıyorum. Yaldızlıyorum onu. Bu da vücut bulmasını şey yapıyor. Yani tekrar vücut bul. Bu her yerde vav olması Allah-u Alem. Belki de bu sırra işaret ediyor olabilir. Yaldızlama sırrı yani vücut buluyor. Büyük kainat insanı yaşıyor o kişi. Yani üstadımız. Dolayısıyla kainat insana geçilebildiği anda işte Hasan abinin de dediği varmak belki de önümüzde açılacak Allah-u Alem. Oraya vardığınızda her şey açık. Yani oraya varınca üstad gibi veya diğer büyük Allah dostları gibi o kainat insan dairesine yani buraya geçildiği anda bütün sistem açılıyor. Çünkü kainat insan olarak bakıyorsunuz her şeye. Yukarıdan bakılıyor. Şu an üçüncü kişideyiz yani. Üçüncü kişideyiz. Kainat insandayız. Büyük yani büyük. İşte büyük zatların yani yaşadığı vücut bu vücuttan bahsediyoruz yani şuradan vücut mevcut burada bu daire mevcut dairesi bu alemi gayb dairesi yani görmediğimiz bu işte anlatmaya çalıştım mevcut bulan yani mevcut olanlar bizim gibi iman Allah adına burada önemli olan Allah'a iman etme şartıyla yapılan fiiller hareketler bu da yaldızlananlar yani vücut bulanlar büyük büyük şeyde kainat insanda vücut bulanların yaptığı fiiller. Onlar oraya bütünleşince yani üçüncü kişiye geçince bir insan bütün her şeyle bütünleşiyor. Allah-u Alem bu açılacak işte. Açıldığı zaman her şey şeyle arka planından görecek. Yukarıdan bakıyor çünkü. Arkadan bakabildiği için bütün kainata işte her şeyle konuşabilecek. Hasan abinin geçen biraz değindiği şeyi tahmin ediyorum belki de odur. Allah-u Alem. O biraz şey yaptı ya dedi yani duvara bakıyorum hani duvar sanki benimden bir parça gibi. Bütün kainata hükmedebilecek, şey yapabilecek, konuşabilecek, iletişime geçebilecek. Allahu Alem. Şimdi burada bunun yanında bir de kainat insanın da işte dedim ya, İkra kitabek. Yani bu kitapta her şey yazılı. Biraz tefekkür ettim de Allah nasip etti. Tabii ben başta söyledim ne kadar ben desem de ben değil. Sarık benim anladığım. İşte Adem Mutlak'ta dedik ya kainat insanın başı. Sarık aklımıza sarılan Nur-u Muhammedi'yi temsil ediyor. Peki arkadan bıraktığımız şuraya kadar kuyruk o neyi temsil ediyor? O da ikal, bağ, kalbe yani şuraya. İkal, kalbe olan bağ şey yapıyor. Allah-u Alem üstadımız sırrı belki de hiç çıkartmadı. Çünkü neden? Nuruma orada direkt risalet yani buraya geçince direkt risalet oluyor. Peygamber Efendimiz sahabelerine ne yaptı? Onlarla temas olunca direkt risalet, direkt o mevkiye çıkabildiler. Ama Hazreti Veysel Karani'ye cübbesini gönderdi. O velayet yolu. Ve cübbeyi daha henüz şey yapamadım. Belki sizden birinin fikri vardır. Yani kainat insan Peygamber Efendimiz'in cübbesinin bu alemde de bir karşılığı var ama onu şey yapamadım. Ben sadece sarığı şu anda Allah nasip etti. Sarığın manasını ve anlamını yani sarık aklımıza sarılan Nur-u Muhammedi takkenin de bir anlamı var Allah-u Alem. Giydiği cübbe, bir cübbe değil başka Müddessir Müzzemmil suresi var. Yine kainatı kaplayan bir şey var burada. Onun da burada sureti var. Allah-u Alem bilmiyorum ne olduğunu. Fakat velayet yolu o. Çünkü Hazreti Veysel Kanani'ye şeyi gönderdi, cübbesini gönderdi. O uzun yol. Ama biz bu işte sarıkla direkt buradan buraya çıkabiliyoruz. Üstadımız o yüzden hiç çıkartmadı sarığını yani. Sarığını hiç çıkartmadı. Yani onu temsil ettiğinden. Allah-u Alem bilmiyorum. Ben öyle bir tefekkürüm oldu.
direkt oraya bağlanabiliyoruz. Yani şuradan direkt oraya bağlanıp Risalet mertebesine ulaşabiliyoruz. Yani velayet yolu uzun. Yani Cübbeyn'in şey yaptığı yol. Bayağı uzun bir yol. Yani biz direkt Risaletle Nuri Muhammed'e taşınabiliyoruz. Şimdi Adem Mutlak da neden? Çünkü o Mehmet abi de bugün söyledi işte insan Adem'e mutlaka namzettir ya. Yani bizim bu yönetim her şey kafada bitiyor. Yani en üst düzey burada. O dolayısıyla ben tayyün ve teşahhusun burada olduğunu düşünüyorum. Allahu alem. Kafada. Ama orada yani. Yani burada değil. Şu anda bahsettiklerim burada olmuyor. O mertebeye geçmiş bir insan. Benimle alakası yok yani de. Bilmem sizden var mı? Benimle alakası yok. O mertebeye geçmiş bir insanın orada tayin ve teşahhus oluyor. Kafada oluyor yani. O mertebede oluyor. Çünkü şeyde yok ya. Adem Mutlak şeyde yok ya. O dedin ya hani keşke aşağıda oradan aşağıda da yok yani. Adem Mutlak onun dışında. Benim anladığım şekliyle. O şimdi açarsak ben şey yapamam daha da. Onun dışında olduğunu düşünüyorum. Ve yine kafasızın kafası da yine o da onu şey yapıyor. Yani kafasız aslında büyük alemde kafası kopmuş. Kafasız olunca hayvan derecesine iniyor. O hocamız orada da o geldi o şeyde. Cuma kıldık ya. Orada da Allah-u Teala onu ikramdı. O konuyu bahsetti. Hayvan olurlar. Hayvandan daha aşağı olurlar. Orada şunu düşündüm o zaman. Kafasız olunca fakat Allah'ı kabul edince gene mevcut olabiliyor. Hayvan derecesine düşüyor. Ama Allah'ı da kabul etmeyince bu sefer hayvandan da aşağı, mevcuta bile çıkamıyor. Belden aşağı kalıyor. Mevcuta bile çıkamıyor. Yani mevcut bile olamıyor. Hayvandan da aşağı oluyor. Onu yani o şekilde bir mana olabilir diye tefekkür ettim. Yani insanın üst düzeyde tayin ve teşahhüsüyle beraber Adem-i Mutlak'ta kainat insanı olarak en üst düzeye eriştiğini kafasızın kafası dediği işte oradaki kafa yok yani. Oradaki çünkü adam burada düşünüyor ve söylüyor yani. Şirki söylüyor, düşünüyor. Burada var. O zaman düşünüyorum ki nasıl olabilir? Burada yok. Ha adamın kafası orada gitmiş zaten. Yok. Burada da yok. Bu sefer Adem'de kalıyor. Adem'de kaldığına dair şöyle bir ayet-i celile Allah-u Teala okurken gösterdiydi. Enam suresi 122. ayet. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir nur, ışık kıldığımız kimsenin durumu karanlıklar içinde olup oradan çıkamayan kimsenin durumu gibi midir? Yani adam Adem'den hiç çıkamıyor zaten. Hiç şeye mevcut olamıyor yani. Adem'de kalmış karanlıklar içinde. Adem karanlıklar dairesi olarak kalmış. Hiç mevcuda çıkamıyor. Kafirlere yaptıkları ameller böyle süslü gösterildi. Şimdi burada tefekkürümde şöyle bir durum var. Her bir kare şimdi burada şu tabii Hasan abi sürekli dırırt diye anlattı var ya. Yani her bir şey bir kare olup gidiyor ya burada alem misali buradan. Şimdi mevcut olanlar aynen bu şekliyle alemi misale gidiyorlar. Vücut bulanlar yaldızlanıp gidiyorlar. Onlar tabii büyük kainat insanı olarak vücut buldukları için onlar daha farklı şekilde alemi misale gidiyorlar. Bir de Adem'de kalanlar var yani Allah'a inkar edenler. Onlar gidiyor görüntü ama onlar yok görüntüde. Yani ben şimdi Almanya'da diyelim bir fabrikada böyle bir sunum yapmış olsam ve Almanlarla bir şey yaparken o görüntü alemi misale giderken onlar yok. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede kıyamet gününde onları muhatap almıyor. Onların huzurunda başkalarıyla konuşuyor. Onlar yokmuş gibi. Dolayısıyla onların görüntüleri alemi misale bile gitmiyor yani. Adem'den hiç çıkamıyorlar onlar. Hep Adem'deler. Allah kabul etme şartı var burada. Yani gayrimüslim de olsa Allah'ı kabul edince vücut buluyor. Hani cehennem isterim, Adem'de kalmak istemem yakın bir şey var ya tam ben şey yapamadım belki. O manadan benim anladığım yani onlar vücut hiç bu mevcut bile olamıyorlar. Vücut zaten çok uzakta. Mevcuta bile çıkamıyorlar. Hep Adem'deler. Ve buradan bizim şu anki bu görüntülerimiz alim misale giderken onlarınki yok o görüntülerde. Boş. Yani benim anladığım Allah'u alem görmedim de. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani buradan o görüntüler onlarsız gidiyor. Onlar hep Adem'de. Hasan abinin verdiği şey o benim çok etkiliyor o noktada. Bu Bremen Hafen'de misafirler gelmişti. Hasan abi anlatıyor. Buyurun istiyorsanız siz anlatın abi. Misafirler gelmişti. Gel git olayları oluyor. Biz de şahit olduk orada gördük. Gel git olayları oluyor. Bunlar getirmişler. Yanlış bir şey söylersem düzeltin abi. Deniz kenarına bakmışlar. Deniz var. İlk önce deniz mi vardı? Deniz vardı. Ondan sonra neyse gitmişler. Sonra tekrar gelmişler. Deniz yok. Adam demiş Allah Allah ya burada deniz yok muydu? Ya yoktu burada deniz. Nereden deniz? Yani onlar da şaka olsun diye şey yapmışlar. Hani deniz yoktu burada zaten gibisinden.
Ya deniz yoktu burada. Ya ben kafayı yiyeceğim, burada deniz yok muydu? Yani aslında en büyük şey yaşadığını zannetmek. Onların Adem'de kalmış olması yani. Yaşadığını zannetmek. Dolayısıyla onlar yaşadığını zannediyorlar yani. Yok, görüntüleri gitmiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abi. Benim de merak ettiğim bir şeydir yani. Mesela onlar olmasa öbür tarafta ben var olabilir miydim? Hani Adem zemini üzerinde var oluyoruz ya. Evet. Yani o olmasa ben olur muydum acaba? Mevcutta tefekkür et. Mevcudu yok sayıp muhali kurarak tefekkür ettiğimi o olmuyor. Olmuyor. Olmuyor öyle. Çünkü burada ben nasıl oluyorum? Adama şimdi o misali verdi ya. Adam yaşadığının farkında değil, yaşadığından emin değil. O su meselesi. Çok bariz, çarpıcı bir misal. Yaşanan bir şey yani. Adamı Türkiye'den geliyor, misafir. Gezdiriyorlar mahsus iki kişi. Ondan sonra devam ediyor, o falan şöyleydi, böyleydi. Bu arada da suya temas ettiriyorlar yani adama. Yaşattırıyorlar suyu. Ya şöyle o falan öyle tuzludur. Ayağını sokuyor. Sonra 6 saatte gidiyor. 6 saatte geliyor. 6 saatte bir şey yok. Herkes yürüyor. Ama o geldiği zaman gemiler de çalışıyordu. Sonra 6 saat sonra kasten götürüyorlar. Öyle abi artık dinlenmişsin hadi kalk gezelim falan. Ona hiç bilmiyormuş gibi götürüyorlar. Adam bakıyor, hadi bir dolaşalım şöyle gidelim, ileride kafeterya var adada. Ne? Burada su şey yapıyor, kıvranıp duruyor ama bunlar çattırmıyor, anlamıyor beni. Ne bir sıkıntı mı var dedi ya. Ya dedi, bir şey yok dedi ya. Allah Allah, uçaktan indi ya. Ya dedi, burada su yok muydu, ne suyu ya dedi. Lan kafayı yiyeceğim ya, bir şey yapmayın. Lan biz mi yedik dedi ya, biz mi içtik ya, nerede? Lan beraber buraya gelmiyor. Ya sen onu ya gördün dedi, öyle bir şey yok ki. Ya beraber gelmedik mi dedi, geldikse dedi ne vardı burada? Su vardı. Ne suyu hani ne oldu? Tam da su vardıysa mantıken, su ne olmuştur? Ya olamaz dedi ya. Ya o ben değildim, ya ben değilim, ya git gene başlayınca baktı ki duman oluyor. Şey tamam dur, ikisi de var. Bak işte insan işte kafir ve kafirleri aynı kategoriye koyuyor Risale'de. Yaşadığını bilmeyecek. Yani suya gelmiş emin değil. Yok ya. Emin değil. Peki eminlik ne veriyor? İman emindir. İman emanetten, eminlikten geliyor. Ne demek iman, emin, emanet? Allah kendi nurunu sana emanet veriyor, sana eminlik veriyor, anlamlandırıyor, çekip gidiyor. Ben biraz eksik ama. Şimdi bu adam, bu insan şu anda bir şey takdim ediyor. Bak mesela alışmadığımız bir şey. Tamam, alışmadığımız bir şey ama. Şimdi bu insan Risale okumuş. İnsanın alemi hulasası olduğunu, kainatı sura olduğunu, bu olmadığını, bu suret olduğunu, kendi aleminde dertlenmiş, fikretmiş, hissetmiş, ona bakıyorum. Allah Allah, tefekkür etmiş, misallendirmiş, önüne adam koymuş, arkasına geçmiş. Birincisi işte bedensel hayat, ikincisi ruhsal hayat, üçüncü kainata dönüşüm. Sonra herhalde en iyi doğru şey yapacak. Yani hakikaten bilgisayar ekranı gibi. Ekranla muhatap oluyoruz ama İngiltere'de bir otelden rezervasyon yapıyoruz. İngiltere'nin o şeyde orada bilet alma yerinde, resepsiyonunda ha oradan bilet aldın, ha bilgisayar ekranla buradan aldın. Mekan var mı? Yok. Zaman farkı var mı? Yok. Orada tuşladım gibi, burada tuşluyordum. Okey. Orada da para versen de aynı saatte, aynı dakikada, aynı şey yapacak diye. Burada da oysa 4500 kilometre mesafe var. Yani teknoloji işi yaptıkça mesafeler kalkıyor, köy şekline geliyor, zaman mekan kalkıyor. Peki bu misal, maddi misal böyleyse, insan enfusi alemde tefekkür ede ede,
içi tek şeyken, yani nedir o? Açlık dürtüsü, şehvet dürtüsü, tehlikeli yerden kaçış dürtüsü, menfaatlarına yaklaşma dürtüsü. Başka ne var bu insanlar için? Dört tane. Bundan başka bir şey yok. Ama bakıyorsun ki bilgisayarda eski 500 sene önce adama desin ki İngiltere otel burada, bilmem şey burada, bilet alıyorum, uçak alıyorum vesaire. Hatta uçak indi gözüküyor. Mümkün değil, değil mi? İç alem de böyle ama ekran düz. Bu da düz. Ama düz ama içi herkes var. İşte bu adam yani böyle insan zahirde gözüktüğü gibi değil. Dört boyuttur ama herkese bu açılmıyor. Mesela... Dört boyut dediniz değil mi siz? Evet, şu anda dört boyut. Zamanla beraber. Evet, yani zamanla beraber dört boyut. Şimdi bunu anlatsan ne derler? Yani, ne anlatıyor bunlar ya? Çünkü alışmış şeye. Ama insan denilen bir meçhul. Adam yazmış, yavur. Yavur yazmış ama belki de Müslüman bilmiyorum. İnsan denilen meçhul demiş. Meçhul değil de meçhul. Yani insan bir garip, onu şeyden etkilermiş, Afganistan'dan etkilermiş. O zaman subaymış Amerikan askeri, subaymış. Orada bazı alimlerle, ne diyorsunuz yani, ne iddianız nedir, kimsiniz siz yani, biz de geldik falan. O silahsız gitmiş, adam da anlatmış. İnsan de sonra buna varmış, insan denilen meçhul. Biz surete insan değiliz. Rüya öyle değil mi? Hiçbir şey yok. Düz ekran, bir giriyorsun, ne mekan kalıyor, ne zaman kalıyor, ne geçmiş, ne gelecek. Buyur abi. Ondan sonra Bitiriyorum ben, fazla bir şey kalmadı zaten, bitiriyorum. Sizi de fazla gördüm zaten, biraz o kadar düşünmüyordum ama bayağı gitmiş. Şimdi burada, burada ikinci ben var ya, buradan buraya geçenler, onlar da ben ve ben oluyorlar. Sonra orada da hiç olunca, hiç, ender hiç oluyorlar. Kainat, insan, vücut buluyorlar şeklinde düşündüm. Hiç endere de onlar endere dönüşüyor. Sonra da o da hiç olunca hiç ender hiç oluyor. Üçte hiç olacak. Üçte gidiyor. Yok benim burada sonlandırıyorum. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.